Herkese merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf permütasyon konusuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, geçen hafta sayma ve olasılık konusunun tamamını bir videoda anlatmıştık. Haliyle çok uzun ve birazcık toplu bir video oldu ve de şimdi ne yapacağız arkadaşlar hepsini ayrı ayrı tekrardan ayrıntılı bir şekilde görmeye geldi sıra bugünkü konumuz permütasyon haftaya kombinasyon sonra da Pascal üçgeni binom en sonunda da olasılığı anlatıp bitireceğiz şimdi permütasyon konusunu baştan sona anlatacağız nasıl yazılır nasıl bulunur tekrarlı permütasyon nedir şekil sorularını nasıl yapabiliriz, permütasyon anlamı nedir hepsini arkadaşlar bu videoda ayrıntısıyla göreceğiz. Devam edelim bakalım ne diyoruz? Permütasyon diyoruz ve permütasyon deyince en iyi bilmem gereken en önemli şey ne arkadaşım? Sıralama. Bak permütasyon deyince aklına sıralama gelecek. En çok permütasyonla kombinasyon birbirine karışır. Ama sen karıştırmayacaksın. Niye? Bugün sana sıralama olduğunu söyledim. Haftaya kombinasyonun seçme olduğunu söyleyeceğim. Ve merak etme ikisini karşılaştırarak da aklına kazıyacağım. Hemen tabloyu koydum mu sen diyeceksin ki vav wow, süper. Kesinlikle çok iyi anladım. Karıştırmayacağım diyeceksin. Ama bugün permütasyon, permütasyon sıralama demek. En tane elemanın reeli sıralamasına ya da dizilişine. Bak diziliş, sıralama bunların hepsi aynı anlam. Ben ne diyorum? N'nin reeli permütasyonu. Ha, n tane sayı var. R'li sıralamasına. Yani 5 eleman üçlü sıraya girecek, 6 eleman dörtlü sıraya girecek. Bunların hepsi nedir arkadaşım? Permütasyon. Ve bu permütasyon nasıl gösteriliyor biliyorsun? P n'nin r'lisi. Yani permütasyonu, permutation İngilizceden P'den. Buradan ne oluyor arkadaşım? P n'nin r'lisi şeklinde gösteriliyor. Peki permütasyon nasıl hesaplanıyor? Kabaca şöyle bir formülüm var arkadaşım. N var ya buradaki N. Bu arada tabii ki de N büyük eşit olabilir R'ye. Ne olacak? Büyük bazen de eşit olabilir. N ne olacak arkadaşım? İşte buradakini hemen pay kısmına yazıyorsun. Faktöriyel. Aşağıya da ikisinin farkını yazıyorsun. N eksi R faktöriyel şekilde yapıyorsun. Mesela bak 5'in şusu. Ne yapıyorsun? Üste 5 faktöriyel yazıyorsun. Bölü 6'da 5 eksi 3. Ne oldu? 2 faktöriyel. Hemen ne yapıyorsun? Burası 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyeldi. Faktöriyelde neydi? Her zaman küçüğü, büyüğü küçüğe göre yazacaktık. İşte küçüğe göre yazdığımda da görüyorum. 5 kere 4 20. 3'e çarptım 60 buldum. 4'ün 4'lüsüne peki? Bak buraya 4 faktöriyel yazıyorsun. Bölü. Aşağıya 4 eksi 4 sıfır faktöriyel yazıyorsun. Sıfır faktöriyeli unutmuyorduk. Neydi? 1'di. 4 faktöriyel neydi? O da 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4'tü. Yani 24'tü. Bunun cevabı da 24 olarak bulduk. Bakın permütasyon böyle bir yazımı vardı. İşlemi de böyleydi yaptık. Ve bam bunları unutmuyorsun arkadaşım. Neyi unutmuyorsun? Burada n'nin sıfırlısını unutmuyorsun. Bir şeyin sıfırlı yani hiçbir şey dizilişi olmazsa o birdir. Ve bir. Herkes bir, 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 bir girerse beş kişi bir girecek, bir girecek, bir girecek, bir girecek. Herkes tek tek fotoğraf çekilirse tabii ki de en tanedir. Ve unutma enin enlisi nedir? En faktöriyeldir. Neden? Bak dördün dörtlüsü dört faktöriyel. Niye aşağısı sıfır faktöriyeldi? Unutmuyorsun. Sıfırın sıfırlısı elinde hiçbir şey yok. Onları da hiçbir şey şekilde sıralarsan o da tabii ki de birdir. Bu da hiçbir şekilde sıralamıyorsun. Bir durum var bunu da yazmış oldun. Bunları unutmuyorsun arkadaşım. Bam diye koyduk ve bunları da çektik gördüğün gibi bunları da unutmadan bileceksin. Geçtik model sorumuza ama model sorudan önce bam yine bunları bil diyorum. Yani kısa yöntemlerini bil. Arkadaşım permütasyonda yapacağın şey şu. Bak unutma. 5'in ikilisi varsa, 5'in ikilisi varsa ne yapıyorsun? Diyorsun 5 beş ya. 5'i yaz ama iki tane yaz. Geri doğru. 5 5 4 Bitti. Bak 6'nın dörtlüsü. 6'yı yaz. 4 tane geri doğru yaz. 6, 5, 4, 3. İşte. Bir daha o şekilde uğraşma. Mesela 7'nin üçlüsü. Bak. 7'yi yaz. 7'den geri 3 tane yaz. 7, 6, 5. 7'nin üçlüsü permütasyon bu kadar. İşte kısa yöntem bu. Aklında olsun. O zaman hemen ben sana şu soruyu yapayım. Bak. 3'en ikilisi permütasyon Ne yapacaksın? 3'en çarpı 2 tane yazıyorum. Nasıl geri doğru? E tabii ki de permütasyonda bilinmeyen varsa yine bir çıkartarak yapıyorum. Bak 5 beş, 5'ten bir çıktı 4. 6 6'dan bir çıktı. 5 beş, 5'ten bir çıktı. 4 Dört, 4'ten bir çıktı. Öyle gidiyor. 1 1 geri doğru gidiyor. E karşısı neydi? 8 n kare artı 10'du. E içeri dağıtalım. 3n çarpı 3n 9 n kare eksi 3n eşittir nedir arkadaşım? 8 n kare artı 10. alt 8 n kareyi karşıya. n kare eksi 3n eşittir 10. Bakın burada üstün matematik bilgisine gerek yok. Bunlar zaten n tam sayı olduğuna göre n eksi 3. Bakın n ile n eksi 3'ü çarpıyorum. Yani bir sayıyla 3 eksiğini çarpıyorum. Cevabı 10. O zaman nedir? n 5'tir. Burası da 5 eksi 3'ten dolayı 2'dir. 5 kere 2. Hangi iki sayının çarpımı 10? Biri diğerinden 3 fazla. İşte o da 5, 5 ve 5'ten 3'ü çıkartırsan 2'nin çarpımıdır. O zaman ne buldum? N'yi 5 buldum. Bak adam bana ne soruyor? P'nin n artı 1. Yani 6'nın üçlüsünü soruyor. N'i 5 bulmuştuk. O zaman yazıyorum bak 6. 6'dan geri 3 tane. 6, 5, 4. Yani 6 kere 5, 30. 4 ile çarparsam 120'yi patlattım geçtim. İşte sorular böyle. Pratik yöntemleri de bu şekilde olacak. Şimdi geldik bir model sorumuza. Her kitapta neredeyse ilk başta bu soru vardır. Bu sorudan olmazsa olmaz. Biz de anlatalım. Mantığını iyice kavrayalım. Bakın bir şirketteki 3 mühendis, 5 mimar yan yana dizilecekler. Kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilirler? E kaç farklı şekilde çektirebilirler? 8 kişi var. 8'i birden çektirecek. Yani permütasyon 8'in 8'lisi. Biraz önce ne demiştik? Bam! Bunları unutma demiştik. Neydi o? Enin enlisi en faktöriyeldi yaptım geçtim. Mühendisler bir arada olmak şartıyla kaç farklı şekilde fotoğraf çektirirler? Arkadaşlar mühendisler bir aradaysa mühendisler 3 kişiydi. Bakın şimdi bu mühendisler 3 kişi ya paketler paket. Mühendis 1, mühendis 2, mühendis 3. Bunlar böyle kol kola girmiş birlikteler arkadaşlar. Mimarlar ayrı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kişi bunlar ayrılar. Bunlar da birleşikler. Yani tek bir çizgi gibiler. Yani bunlar bu ikisinin arasına girebilir. Buraya girebilir. Buraya girebilir. Bunlar araya bu arada araya girebilir. Bunlar kol kolalar birlikteler. E o zaman bunlar bir kişi artık benim için paketler çünkü. Burada da beş kişi var. Ha ne diyorsun o zaman? Altı faktöriyeldir. Niye? Beş kişi burada bir kişi burada. Artık bunlar paket bir kişi ya. İşte altı kişi oldukları için bunlar altı faktöriyel diye sıralanır. Ama unutma bu adamlar böyle ama mesela buraya gelseler bu düzende buraya geldiklerinde bunlar yer değiştirmiyor, ama bunlar bir araya gel, 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 gelip buraya girdiklerine göre konuşamadım. Gelip buraya girdiklerine göre bir de yer değişme ihtimalleri yani üç kişinin yer değiştirmesi üç faktöriyelde olacak. Ne yaptık paketlerdi ama nereye gittilerse orada da yer değişme ihtimalleri olduğu için. 6 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel diye süper bir şekilde buldum. Kim mühendisler bir arada olmak şartıyla. Şimdi bak arkadaşım. Aynı meslekten olanlar yan yana olmak şartıyla. Bak mühendisler bir paket dedik biraz önce. Mühendis 1, mühendis 2, mühendis 3 yazmıştık. Şimdi bu sefer de mimarlar da paket. Bak bunlar da ne bileyim mimar ya. İ1, İ2. Hemen bunlar da paket. İ3 i4 ve i5'e de bayağı bir yer kaldı. i5 oldu arkadaşım. Bak bunlar paket kol kola. Bunlar da paket kol kola. Artık burada iki kişi var. Yani ya bu taraftalar sağda ya da bunlar solda. İkisi de olabilir. O zaman ne diyorum? Bunların dizilişleri iki faktöriyeldir. Çünkü herkes kol kola. Ama bu kol kola da bunlar kendi aralarında yer değişip bunlar kendi aralarında yer değişebilir mi? Tabii ki de değişebilir. O zaman buraya da kendi aralarında yer değişmesi. 3'ün 3'lüsü olduğu için permütasyon 3 faktöriyel. Burası da 5'in 5'lüsü olduğu için 5 faktöriyel oldu. Bunlar bir de mimarlar mühendislerle yer değişebilirdi. O da 2 faktöriyel dedik. Bunun cevabını da çok güzel bir şekilde bitirmiş olduk. Şimdi yıldızlı bir sorumuz var arkadaşım. Çok dikkat et. Aralarında Tonguç ve Tongül'ün bulunduğu 6 kişi bir sıraya girecekler. Bak yıldızlı soru yıldızın burada. Bu çünkü basit. Tonguç ve Tongül yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde gidir? Bak Tonguç ve Tongül. Bunlar ne yapıyorlar? Kol kola bileşikler birbirini çok seviyorlar ayrılmıyorlar. Bak bunlar yan yana. E altı kişiler. E diğer dört kişi burada mı? Burada. E bir kişi bunlar. Dört kişi bunlar. E ne oldu? Beş kişi oldular. Beş faktöriyel şekilde sıralanırlar. Ama yan yana oldukları için kendi aralarında yer değiştirirler. Bir de bunu yaptık. Bakın şimdi. Bu tamam elde var. Bu kadar yan yana var. Peki yan yana olmadıkları ne kadar? E bunlar arkadaşım 6 kişi değiller miydi? Evet 6 kişilerse bunlar 6 faktöriyel tamamı bunların bütün dizilişleri 6 faktöriyeldir. Soru bana yan yana olmayı soruyor ya. Yan yana olmamayı sorsa bazen de sen ne yapacaksın biliyor musun? Tüm durumdan. İstenmeyeni çıkartırsın. Yani yan yana olma durumunu çıkartırsın, yan yana olmamayı bulursun. Hocam ne diyorsun? Kafamız Kafa karışmadı arkadaşım bak. Yan yana durumu bu ya. Sana bazen sorularda yan yana olmayanı soracak. Sen de tüm durumdan istenmeyeni, yani yan yana olmayı çıkartırsın. Biz şu an sorumuzu yaptık. Bu yan yana durumu. Ama yan yana olmamayı sorsa tüm durum 6 faktöriyel. Yani. Bunu çıkartırsan yan yana olmadığını bulursun. Şimdi çok dikkat. Tonguç ve Tongül'ün arasına bir kişi bulunma şartıyla Şimdi bunlar dört kişiydi ya. Buraya da şey diyelim. A1, A2, A3 ve A4 diyelim. Şimdi çok dikkat. Artık diyor ki Tonguç ve Tongül'ün arasında bir kişi girecek. Bak Tonguç, Tonguç, Tonguç ve A1 girsin araya ve de ne yapsın? Tongül var. Bakın bunlar bir paketler artık. Geriye kaç kişi kaldı? Hop 3 kişi kaldı. E burası ne arkadaşım? Bir kişi. Burada kaç kişi var? 3 kişi. E toplam kaç kişi var? 4 kişi. İşte bunlar dört faktöriyel şekilde sıralanır. Bak, 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 bak. Devam ediyorum. Bu arası bir kişi aralarında bir kişi bulunacaktı ya. Arada bulunacak ama Tonguç'la Tongül yer değişebilir. E bunların yer değiştirmesi iki faktöriyel. Şimdi geldim kritik kısmı arkadaşım. A şıkkında bu olacak ve çoğu kişi atlayacak. Ama sen hariç. Neden? Çünkü sen atlamayacaksın. Niye? Çünkü ben buraya A1 koydum. Buraya A2 de gelebilir A3 de gelebilir, A4 de gelebilir. Yani aslında buraya 4 kişiden biri gelecekti o zaman. 4 tane durumda burada var. Bak bu faktöriyel değil, bu sadece 4 aklında olsun. Bunu da buraya yazmış olduk ve süper bir şekilde konuyu permütasyon konusunun soru tarzını bitirdik. Birazdan zaten farklı soru tarzlarını tekrarlı permütasyonda göstereceğim. Unutmayalım. Yıldız kısmı burası. Çoğu kişi burayı unutuyor. Sen unutmuyorsun çünkü araya bir kişi koyuyorsun ama hangi o kişi? Dört kişiden birini koydun. Dört tane durum olduğu için dördü de sona yazmak zorundasın dedim. Yıldızlı sorumu da bitirmiş oldum. İşte geldi sıra tekrarlı permütasyona. Evet arkadaşım tekrarlı permütasyonda olan şey şu. Bazıları özdeş olan en tane eleman farklı permütasyonlarına yani sıralanışlarına yani dizilişlerine ben tekrarlı permütasyon diyeceğim. Olay ne? Yine sıralama var. Yine en tane eleman var. Ama bunlardan bazıları aynı. Kimler aynı? En 1 aynı, en iki aynı, Nr tane aynı. Peki bunlar aynıysa nasıl bir hesaplama yapıyorum? İşte bu sefer N faktöriyel vardı ya biraz önce. N faktöriyelde senin aynı elemanlarının yer değiştirmesi bir şey fark etmeyecek. Mesela elinde A var bir tane daha A var. Bunların yer değiştirmesi hiçbir şey fark ettirmeyecek. O zaman bu buraya geçip bu buraya geçmesi 2 faktöriyel değil miydi? E bu durum yok. İşte sen buraya 2 tane A varsa bu durum ortadan kalktığı için sen buraya bölü 2 faktöriyel yapıyorsun. 3 tane B varsa. E bu B'ler kendi aralarında farklı olsalardı yer değiştilerdi 3 faktöriyeldi. İşte sen de buraya bölü 3 faktöriyel yapıyorsun. Neden? Çünkü neden? Çünkü burada bunların yer değiştirme ihtimali yok. Niye? Değişse de bir şey fark etmiyor. İşte mantığı buradan geliyor. Hemen bir alıştırma yapalım. Kırık kaleliler. Vay be. Kırık kaleli olsa kırık kaleli olsan söyleyemiyorsun ya. Kırık kaleli söyleyemedim. Bak hala söyleyemedim. Devam edeyim. Kırık kaleliler kelimesindeki harfler yer değiştirilerek oluşturulan anlamlı veya anlamsız 14 harfli 5, 9, 14 zaten 14 harfmiş ya bir kelime 14 harf nasıl olur? Böyle olur işte. 14 harf kaç farklı kelime yazılır diyor. Hemen söyleyelim. Bakın buradaki şu K'nin, şu K'nin, şu K'nin yer değiştirse hiçbir önemi yok. Bakın burada ne var? 3 tane K var. Kırık kalelilerde 2 tane ı var. Bu I arkadaşım. Hatta şöyle yapayım. I. Başka ne var? R var. 2 tane R yazdım. Başka ne var? A var. bir tane C A var. Onu yuvarlak içine alalım. E 2 tane E var. Başka ne var? L'leri yazdık mı? Yazmadık. 2 tane de L var. Başka gördüğüm bir şey var mı? İ yazmamışım. 1 tane de İ var. Onu da yuvarlak içine alalım. 3 5 7 Şurada da 5 tane var. 12 13 A bir tanesi yok. Neyi yazmadık? Kırık kareler 1 2 3 3 tane K. ı ı İki tane ı. Tamam R var. R'den iki tane var yazmışım. Burada geldim. A var. Bir de L'yi yazmışım. E'yi yazmışım iki tane de. İ yazmışım. Allah Allah. 3, 5, 7, 8, 9, 13. Hala göremiyorum ya. Allah Allah. Nerede bu kelime? Nerede bu harf daha doğrusu? Ha pardon. L, L, L. 3 tane L varmış. Tabii ki de gözden kaçırdık. 3 tane L var arkadaşım. Bir anlık gözden kaçırdık. O zaman arkadaşım bunlar benzer olmasalardı. Bak ben sana kritik noktayı söylüyorum tekrarlı permütasyonda yapacağın işlem şu. Bunlar hiçbiri aynı değilmiş gibi davranıyorum. Hiçbiri aynı değilse bunlar 14 faktöriyel şekilde sıralanır. Bak her zaman tekrarlı permütasyonu mantığı basit. Yukarıya hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsun. Hayat güzel. Hayat toz pembe. Hiçbir sıkıntı yok. Öyle davrandım. Ama öyle değil. Ne var? K'lar yer değiştiremiyor. Ne var? I'lar yer değiştiremiyor. Ne var? R'ler yer değiştiremiyor. Ne var? E'ler yer değiştiremiyor. Ne var? L'ler yer değiştiremiyor. İşte arkadaşım dil faktörleri yazmaya gerek Yer değiştiremiyor değil. Değiştiriyor da bir anlamı olmuyor. İşte burada tekrarlı permütasyonda yapacağın şey bu. Geldim model soruma. Arkadaşım bak biraz önce permütasyonda bu sorulardan yapmadım. Neden? Çünkü sayma kısmında da yapmadık. Çünkü saymanın özeti burada işte. Şimdi diyor ki bak sayısındaki rakamların yerleri değiştirerek kaç farklı doğal sayı yazılır? Bak bu kısım sayma konusu işte. Sayma ve permütasyon ilk konumuz. E, ünitenin ismi Sayma ve Olasılık ama saymadan sonra permütasyon geliyor. Bu kısım sayma. Saymayı atladım niye? Çünkü o kısmı zaten e, okulda da dinlediniz, biz geçen hafta da yaptık. Çok kısa bir kısım ve bu soruların içinde de çok geçiyor. O yüzden ne diyorum arkadaşım? Bu so sayma kısmını yapmayıp buraya geldik. Şimdi arkadaşım bak bunu rakamları yer nasıl yazılır? İçinde sıfırlar var mı? Var. Kaç doğal sayı yazılabilir diyor. Bakın şimdi. Kaç doğal sayı yazılabilir kısmında bu, bu sayılar birbirinin aynısı olmasaydı. Düşünün. Olmasaydı. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane sayım var. Normalde ne? 0 başa gelmez. 0 başa gelmezse burası 5 olur. E peki diğerlerin arasında bir sıkıntı var mı? 0 başa gelmez. 2 tane sıfırım var. 5 5 tane durum var. Yazdım. Peki diğerlerin arasında bir sıkıntı yoksa... ...diğer 6 tane sayı... ...sıfırda bir tanesi... E, ...bunlardan birini yazdığım için 6 sayı kaldı. O 6 sayının 6 altı faktöriyel şekilde... ...6'lı altı, sıraya yerleştir. Bakın şimdi şu an durumum benim. Bunlar aynı olmasalardı... ...5 çarpı 6 faktöriyeldi. Bak elim kendiliğinden gitti. Daha konuyu anlatmadan. Bölü yapacaksın. Neden? Çünkü arkadaşım bak... ...sen normal şartlarda... Bu sayılar aynı olmasalardı 5 çarpı 6 faktöriyel yapacaktın. Bak zaten yapacaktın başka şansın yok. Ama ne yapacaksın şimdi? Hop 2 faktöriyeli sileceksin kafadan. Hop 3 faktöriyeli sileceksin. Hop 2 faktöriyeli kafadan sileceksin. Neden? Çünkü arkadaşım, çünkü bunlar yerdeyse de çok bir şey olmaz. Aklında olsun. Geldim buraya kaç farklı çift doğal sayı vardır? Bak normal şartlarda ne yapıyorsam yapıyorum altına da tekrarları bölü olarak yazıyorum. Bitti. Tekrarlı permütasyon anlamı bu. Kaç farklı çift doğal sayı yazılabilir diyor. Bakın şimdi çift deyince bir sıfırlar var bir de altı var. O yüzden arkadaşım ne yapacağım? Bunu iki parçada yazacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 7 artı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neden? Çünkü arkadaşım ne dedim ben? Buraya sıfırlar gelebilir. Buraya altılar gelebilir. Bakın arkadaşlar önemli olan neydi? İki durum aynı anda denk gelirse. Bak çiftlik ve sıfır. Sıfır başa gelmesi ya da çift doğal sayı. İşte sıfır hem çift hem de başa gelmiyor. O zaman bunları ayrı yazacaksın. Olay bitecek. İşte bunları ayrı yazdığın anda rahat rahat yaparsın. Şimdi devam ediyoruz. Bak buraya sıfır yazdın. Burada sıfır kaç tane var? İki tane var arkadaşım. Buraya iki tane sıfır yazdıysan Artık iki tane sıfırdan birini yazdım. İki durum vardı yazdım. Peki başa sıfır gelmiyordu. E sıfırın birini buraya yazdım. Biri hala piyasada. Piyasada olsa da ne olacak? Sen buraya beş tane sayı yazabilirsin. E eline kaç tane sayı kaldı? Biraz önce altı kaldığı gibi artık iki sayı kullandım. Burada beş faktöriyel kaldı. Devam ediyorum. İşte sıfırlı durum bu. Bak bundan farklı. Niye? Çünkü buraya altılar gelecek. Altılar geldiğinde kaç tane altı var? İki tane. Peki 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 peki. İki tane altı varsa Artık elimde sıfırlar da var piyasada. Bir tane 6'yı buraya yazdım. 2 durum var. 2'yi buraya yazdık ama bir tane 6'lardan birini buraya yazdım. Elimde 2 tane 0 var. Bir tane de 6 burada var. 3. O zaman demek ki başa ben 4 sayı yazabilirim. E tabii ki de geriye 5 sayı kaldığı için 5 faktöriyel yazdım. Ama çok dikkat şimdi bak. Şu pembiş kalemimi alıp yapayım. 5 çarpı 5 faktöriyel çarpı 2 bölü ne olacak? Tekrarlar var arkadaşım. 2 tane 0 var. 3 tane 7 var. Başka ne var? Bir de iki tane altı var. Burada ne var artı? Burada da beş faktöriyel çarpı. Dört çarpı daha doğrusu. iki var bölü. Burada da yine iki faktöriyel, üç faktöriyel, iki faktöriyel var. Bakın sorudaki sayılar farklı olsaydı. Sıfır olsaydı içini. Ama sayılar farklı olsaydı o zaman bu alt tarafı yazmayacaktık. Ama şimdi ne yaptık? Yazmış olduk. Hemen bakın bu önceki sorunun cevabını yapmamışız bu arada. Beş çarpı. Altı çarpı, beş çarpı, dört çarpı. 3 faktöriyel yapalım. Küçüğe göre yazmış olalım. Hemen burası da 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeldi. Bunlar birbirini götürdü. Şu da birbirini götürdü. Bunun cevabı kaç çıktı? 25'ten 150 çıktı. Bu tamam. Buna bakarsam ne olacak? Burada da bakın 5 faktöriyeli biraz önceki gibi yazdın gitti. Şurası 5 çarpı 4. Şu ikilerden biri gitti. Şu iki giderse de burası 50'ymiş. Burası da yine şunlar gitti. 5 çarpı 4 geldi. Şu ikilerden biri gitti. Şu ikilerden biri gitti. Burası da ne oldu arkadaşım? 5 kere 4 20. Şurada da bir 2 vardı. Ettim sana 40. O zaman bunun cevabı da ne oldu? 90 çıkmış oldu. Tekrarlı permütasyon olayı bu. Hiçbir şey yok. Normal yazıyorsun ve altta da sadece tekrarları yapıyorsun. Geldim bir tane şekil soruma. Şekil sorusuna bakıyorum. Burada ne yapabilirim? Ne var elimde? Ne olarak görebilirim? Ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar şekil sorularına baktığımda A'dan harekete başlayan bir hareketli ne? yapacak? B'ye gitmeye çalışacak. Kaç farklı yolla gidebilir? Bakın normalde bunu sayarsın, bakarsın veya da sallarsın daha çok. Bir şey yapamayınca sallayacaksın daha şıkları. O zaman bak şimdi. Burada yapacağın şey hemen tekrarlı permütasyon olduğunu anlayalım. Çünkü bakın B'ye gitmek için ne yapmam lazım? Sağ, 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 sağ. Ne yaptım? Beş tane sağ yaptım. Yukarı, 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 yukarı. Bakın beş tane sağ. Sağ, 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 yukarı, 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 yukarı. Peki ben sağ yukarı, sağ, yukarı, sağ, yukarı, sağ, yukarı yapamaz mıyım? Ya da sağ, sağ, yukarı, sağ, sağ, yukarı, sağ, yukarı, yukarı, yukarı yapamaz mıyım? Yaparım. Aslında sana sorduğu neymiş biliyor musun? A şıkkında. Bunların yer değiştirme ihtimaliymiş. Çünkü bunların yer değiştirirsen sağ yukarı ya da yukarı 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 sağ yer değiştirdiğin anda istediğin ne yaparsan yap yukarıya çıkarsın. Yani bize sorduğu şey 5 artı 6 11 faktöriyel durumdan ama sağ 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 gidiyorsun ya bakın buradaki harflerin yer değiştirme ihtimalini soruyormuş. İşte burada gizli bir ne var arkadaşım şu faktöriyel şurayı bir gösterelim 11 faktöriyel. Gizli bir tekrarlı permütasyon varmış. İşte bunu anlamak önemliydi dedim geçtim. Peki B şıkkında ne soruyor? C'ye uğramak şartıyla B'ye kaç farklı şekilde gidilir? Bakın ilk hedef Akdeniz yani C. O zaman sağ 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 yukarı yukarı. Aslında senden sağ 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 yukarı yukarı mı istiyor? E bunların yer değiştirmesine 5 faktöriyel bölü nedir arkadaşım? 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeldir. Bak çarpı hala olayım devam ediyor. Bu ve bu. Bakın bu ve bu. O zaman ne olacak? Buradan devam edecek çarpıyla. Peki geriye ne kaldı? Geriye de 2 tane sağa kaldı ama 4 tane yukarı kaldı. Yukarı yukarı yukarı. O zaman ne yaparsın burada da? Hemen 6 faktöriyel bölü yanında da ne olacak? 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olacak. Hemen işlemleri yapalım. Şurada 5 4 kalmıştı. 2 ile sadeleşmişti. Şurası 10 dedik. Burada da arkadaşım 6-5 kalmıştı. Bunu da sadeleştirirsen 15 dedik. Burası da 150 oldu. Şimdi son soruma geçiyorum. Artık fazla vakit kaybetmeyeyim. Güzel bir şekilde yapmış olduk. Burayı da bitirdik. Zor soruydu bu arada. Zoru kısmında da sana sorulabilecek en zor sorulardan. Hatırlarsanız geçen haftaki videoyu izlemeyenler varsa izlesinler. Tekrarlı permütasyonda orada bozuk paralar vardı. Yazı yazı yazı. Tura Tura gelmesiyle ilgili bir bozuk para vardı. Onu da lütfen kesinlikle izleyin. İzlemeyenler, izleyip de unutanlar varsa bir tekrar baksınlar oraya da. O da ayrı tarzda bir soruydu. Son soruma geldim. Yeni nesil soru ve üniversitede sınav sorusu olabilir. Çünkü bu geçmiş yıllarda, e, yanlış hatırlamıyorsam ALES'te çıkmıştı, e, yüksek lisans sınavında çıkmıştı. Bakalım nasıl yapacağız. Tonguç isminin harflerini yukarıdaki 6 adet çemberi yazıyor. 2 4 6 tane çember var. Her çemberde bir harf olacak şekilde yazıyor. Tonguç O ve U harflerinin birbiriyle bağlı olmayan çemberlerin içinde olması şartıyla harf, harfler, e, harfleri harfleri kaç farklı şekilde yazabilir arkadaşlar. Şimdi sorumuz bu. Ne istiyoruz? O ile U yan yana olmayacak. Şimdi arkadaşlar bakın A, O ile U yan yana olmayacak diyoruz ya. Bak O ile U yan yana olmayacak ama ben sana biraz önce ne demiştim sorularda? Birkaç yerde hatırlatmıştım. Bazen de istenmeyen durumu İstenen durum ya tüm durum eksi tüm durum eksi istenen. Yani burada istenmeyen olmayan ya ben istenmeyen yaparsam istenen ortaya çıkar. Peki burada tabi olumsuz olumsuz var bu arada. Benden ne istiyor? O ve U harfleri yan yana olmayan. Ben de inadına o ile u'yu yan yana yapayım. Bakın o ile u nerede olabilir? Burada olabilir. 1. Burada olabilirler. 2. Burada olabilirler. 3. Burada olabilirler O U yan yana. 4. Burada olabilirler 5. O zaman bunlar o ile u buralarda olabilirler. Ama hangisinde olacaklar bilmiyorum. O yüzden 5 tane farklı yerde olabiliyorlar. Bakın, diyelim ki buraya koyduk. O ile u'yu buraya koydum. E peki bunlar yer değiştirebilir mi? Evet, iki faktöriyel de öyle var. Bakın o ile u'yu buraya koyarsam geriye 4 tane harfim kaldı mı? Kaldı. O zaman bunlar da 4 faktöriyel şekilde gelecekler. Ne yaptım şu an? O u yan yana bak o u yan yana bu yan yana durumu e peki arkadaşım yan yana durumu buysa mesela burada olabilir burada olabilir 5 durum var dedik burada olsa da yine iki faktöriye çarpı 4 faktöriye olacaktı 5 tane farklı yer olduğu için içi 5 çarptık şimdi bakın tüm durum ne bu istenmeyen yani yan yana olması neymiş 5 çarpı 2 faktöriye çarpı 4 faktöriyel e peki tüm durum ne e burada harfler birbirinden farklı mı farklı o zaman tüm durumda 6 yer var. 6 tane harf var. 6'nın 6'lısı. 6, 6, 6 faktöriyel. E çıkartırsam olay biter. E çıkartalım hemen. Küçüğe göre yazalım. Ne var burada? Hemen şuraya yazayım. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel. Eksi 5 çarpı 2 çarpı 4 faktöriyel. Burası kaç arkadaşım? 30. Burası kaç? 10. O zaman 30'dan 10 çıkarsa ne etti? Sana 20 etti. 20 çarpı 4 faktöriyel buldum. 4 faktöriyel neydi? 24'tü. 20 kere 24 480'i yapıştırdım ve müthiş bir soruyu müthiş bir soruyu yeni nesil soruyu bitirdim permütasyonda bitirdim arkadaşım süper model soru yıldızlı soru cin sorular bütün olmayanlar istenenler tüm durumlar her şeyi bitirdik yeni nesille de damgayı vurduk artık söyleyecek sözümüz yok ödevimizi geçen hafta vermiştik ama bu sefer ayrıntılı bir şekilde vermiyoruz tabii ki de parça bir şekilde veriyoruz ne yapacaksın arkadaşım permütasyon 49'a kadar yapıyorsun Sıfırdan ona konu anlatım kitabından 49'a kadar. Bakın şekil soruları burada da var. Bunları sakın kaçırmayın. Yapamazsanız kare kodu okutuyorsunuz. Sıfırdan ona 49'a kadar yapıyorsun. Ve de arkadaşım soru bankasından da nereye kadar yapıyorsun? Kombinasyondan önce permütasyon var arkadaşım. Permütasyonda tam tamına 36. sayfada yine yapamadıklarını kare kodlu okutuyorsun. Burada örnek soru yapıyorsun. Sonrasında da altta dört tane soru. Sonra da hemen tarama kısmıyla da damgayı vuruyorsun. Sonra kombinasyona haftaya geçeceğiz. İşte benim söyleyeceklerim bu kadar. Sıra sende arkadaşım ve karşında ödülü soru arkadaşım. Cevapları yoruma bırakmayı unutma. Kendine iyi bak. Haftaya görüşürüz.